Merhaba, hoş geldiniz. Karşınızda yine ben, Arturo Pastori. Siz bana art diyebilirsiniz ya da artist. Şimdi sanat tarihinde bir yolculuk yapacağız. Başrolde ben varım. Ve bir de şu el var işte. Peki, geri kalanım nerede benim? Ya, ben biraz üşüyorum. Burası soğuk mu? Klima mı açtık? Biraz garip hissediyorum. Bir dakika ya, ameliyat mı oluyorum ben? Hey, bana bak bakayım, sen o şapkayla ameliyat yapamazsın. Orada bir kitap mı var? Yok artık, ameliyat yapmak için kitaba bakmam mı gerekiyor? Yani dayanamayacağım. Aa, anesteziden daha iyi bir şey varsa o da bayılmaktır. Tamam, şimdi sakinim. Evet. Görünüşe göre barok, rokoko ve neoklasik dönemlerden bahsedeceğiz. Martin Luther'in Protestan reformu din dünyasını biraz karıştırdı. 1600'lerin başında Katolik Kilisesi buna karşı reformla cevap verdi. Böylelikle barok hareketi ve Katolik teolojisinin kitlelere hitap etme amacı ortaya çıktı. Barok dönemi sanatçıları drama ve hareket yoluyla seyircilerin dikkatini çekmeye çalıştı. Mesela Michelangelo'nun Davut'unun aksine heykeltıraş Giovanni Bernini, Davut'u taş atmak için geri eğilmiş halde betimler. Bu kadar çok Davut heykeli gördükten sonra merak ettiğim şey şu: annesi Davut'a kıyafet giymeyi öğretmemiş mi hiç? Barok mimarisi aynı zamanda teatral etkileri de kullandı. Rönesans'ta kullanılan düz çizgiler yerine kavisler, şaşalı kubbeler ve süslemeler kullanıldı. Mesela San Carlino şapeli. Bu şapelin duvarları sanki katı taştan değil de esnek bir maddeden yapılmış gibi içe dışa kaviste olacak şekilde tasarlanmıştır. Şimdi de Caravaggio ve koyu koyu gölge boyama tekniği chiaroscuro'ya gelelim. Tamam canım, o kadar da koyu demedik. Hem tamamen karanlık olursa koyu koyu gölgeler nasıl olacak? Karanlıktan korktuğumdan değil ama bir ışıkları açabilir mi lütfen artık? Oh tamam. Ne diyordum ben? Chiaroscuro tekniği dramatik bir etki yaratmak için koyu gölgelerin ve dikkati belli yere çekmek için ışığın kullanılmasıdır. Caravaggio chiaroscuro'yu icat etmese de bu tekniğe kilisenin hoşuna giden yeni bir gerçekçi etki katmıştır. Tabi azizleri çıplak ayak ve kirli parmaklarla resmettiği zamanlar hariç. Caravaggio modu sürekli değişen, çabuk sinirlenen bir tipti ve ağız dalaşına girmekten hiç çekinmezdi. Sen ne dediğini sanıyor? Ben mi sinirliyim? Ben İtalyanım, seni hadi oradan. Caravaggio'nun çalkantılı hayat tarzı 37 yaşında mezara girmesine sebep oldu ama üslubu tüm Avrupa'da sanatçıları etkiledi. 37 mi? Ne diyorsun sen böyle bir adam? Barok dönemi manzara tasvirinin kabul edilebilir bir konu olarak görülmeye başlandığı dönem olmuştur. Claude Lorrain gibi sanatçılar bir dönem fazla dünyevi görülen manzara resmine popülerlik ve kazanç getiren bir iş olma statüsü kazandırdı. Roma'ya taşınan bir Fransız olan Lorrain işini ince eleyip sık dokurdu. Resmini çizdiği manzarayı manzaranın bulunduğu yerde çizdiği skeçlerden çizerdi. Ama ağır gerçekleri asla göstermezdi. Bunun yerine doğanın ideal görüntüsünü yaratırdı. Lorrain resimlerinde insan kullansa da bunlar ikinci plandaydı. Hatta Lorrain'in bir tablosunun satışı hakkında manzara 12 bin dolar, figürler bedava dendiği söylenir. Peter Paul Rubens barok döneminin rock starıydı. Zapt edilemez enerjisi olan bu adam 6 dil biliyordu ve diplomatik görevle İtalya, İspanya, Fransa, İngiltere ve Hollanda'yı ziyaret etti. Ziyaretlerinde hediye olarak da sanat eserleri götürürdü. Hey, kapatın şunu! Hayır, elektronik ud falan çalmıyordu. Rubens büyük büyük yaşadı, büyük büyük çizdi. Bir Katolik olarak yetiştirilen Rubens, karşı reformasyona ilk atlayanlardan oldu. Çizdiği erkekler kaslı, kadınlar gürbüzdü. Bu resimde de gördüğümüz kraliçe anne gibi, Maria de Medici'nin Fransa kralı genç oğluyla barışma özlemini anlatan hassas bir konunun bile enerjik bir hale bürünmesini sağlıyordu. Sanki Herkül'ün hikayelerinden biri gibi. Beni buradan çıkarın! Pekala, Rembrandt'ı duymayan var mıdır? İnanamıyorum ya. Hemen çık buradan, hadi. Çık. Tamam, gel hadi. Şu anda dünyanın en ünlü ressamlarından olan Rembrandt, yaşarken resimleriyle değil gravürleriyle uluslararası ün kazandı. Rembrandt döneminde yaşayan Avrupalılara göre baskı resim uzak yerleri, ilginç insanları ve sanatsal sahneleri görme imkanı tanıyordu. Kitlesel iletişim yolları buydu ve bizim için internetin icadı neyse onlar için de bu sistem devrim niteliğindeydi. Hobi olarak Rembrandt eskiz yapardı. Doğru duydunuz, yaklaşık 14 bin eskizi hala duruyor.
Elinde ne varsa üzerine eskiz yapıyormuş. Fatura arkaları, basılmış sayfalar, hatta cenaze ilanları. Rembrandt'ın resimleri ilgi görse de ona ait en eşsiz özellik kendini çizdiği portrelerinin sayısıdır. Hangi uzmanla konuştuğunuza bağlı olarak 40 ila 50 arasında yağlı boya, 32 gravür ve 7 çizim portresi vardı. Rembrandt yaşlandıkça resimleri daha az teatral ve daha çok içsel hale geldi. Rembrandt'ın ölümcül bir kusuru vardı. Washingtonlu bir siyasetçi gibi harcamalarını kontrol edemiyordu. En sonunda borçları o kadar arttı ki iflas etti. Sanırım o yüzden her şeyi baroktu gitti. İşte bıraktı gitti yerine baroktu gitti dedim yani. Komik değil mi? O kıyafet bana ne kadar patladı biliyor musun? 1700'lerde başlayan Rokoko çağı aristokrasi için aristokrasinin sanatıydı. Barok çağının sonu gelmişti. Teknik olarak ilgi çekici ama çok fazla düşünce ve duygu içermeyen bir tür bu. Rokoko üst sınıfın boş zaman aktivitelerini tasvir etti. Bu resimde salıncakta salınan bir kadının bir adam tarafından salıncağa çekilirken diğer taraftan kadının çalılıkta saklanan gizli aşkına eteğini savurduğunu ve onunla flört ettiğini görüyoruz. Pek felsefi değil tabii, değil mi? Rokoko ile Avrupa'nın kültür ve moda başkenti Roma'dan Paris'e dönmüş oldu. Fakat aristokrasinin bolluğu kısa süre önce Fransız devrimine ve neoklasizm denen sanatsal başkaldırıya yol açacaktı. Birbiriyle bu kadar ters düşen başka iki hareket olamazdı. Sakin olum, sakin ol. Tartışıp duruyorsunuz. Non d'un chien, yapmayın. Neoklasik dönem sanatçıları ilham kaynağı olarak klasik dönemi ele aldılar. Aydınlanma çağında doğan bu felsefe akılcılığı ve bilimsel bilgiyi ön plana koyuyordu. Ciddi sanatçılar için ciddi bir dönemdi. Jacques-Louis David, Horace Kardeşlerin Yemini adlı tablosunda devlet için yaptıkları görevi kişisel isteklerinin üzerine koyan ve Roma için savaşan üç kardeşi anlatır. Neoklasik dönem sanatçıları için dağınık fırça darbelerine izin yoktu. Tamamlanmış bir resim düzgün ve pürüzsüz olmalıydı. Hey el, beni dinliyor musun? Temiz bir çizim ve modelcilik çok önemliydi. Birilerini Togo içinde çizdiyseniz de değmeyin keyfinize. Barok, Rokoko ve neoklasik dönemler modern dünya sanatına kadar gerçekleşen önemli gelişmelere sahne oldu. İlk lisanslı galericiler ortaya çıkmaya başladı. Sanat pazarı, zengin tüccarları ve devlet görevlilerini kapsamaya başladı ve sanat baskı sayesinde kitlelere ulaştı. Londra'daki Kraliyet Akademisi ve Paris'teki Salon gibi mekanlar Avrupa'daki en prestijli sanat gösterileri haline gelen düzenli sergilere ev sahipliği yaptı. Neoklasik mimari bize Paris'teki Panteon'u ve Zafer Takını, Buckingham Sarayı'nı, Amerika'daki Kongre binasını ve Jefferson Anıtı'nı kazandırdı ve bunlar sadece birkaçı. Yani Batı sanat dünyası genişliyordu.